İlk konuşma İYİ Parti grubu adına Sayın Bedri Yaşar'ı. Sayın Yaşar, buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Değerli milletvekilleri, bu kanun teklifini, yani bazı alacakların yeniden yapılandırılmasını maalesef bugün dokuzuncu kez çıkarıyoruz. Bunu ben dört ana başlık altında toplamak istiyorum. Birincisi, vergisini düzenli ödeyen mükellefler. Şimdi bunlar diyorlar ki siz 8-9 sefer bu af yasasını çıkardınız. Biz düzenli vergimizi ödüyoruz. Bizim günahımız ne? Bu ne oluyor biliyor musunuz? Toplumda insanların vergiye yönelik hassasiyetlerini ortadan kaldırıyor. Biz diyoruz ki o zaman bu konuda bir iyileştirme yapmak lazım. Yani vergisini ödeyen mükelleflere yönelik siz %5 bir indirim yaptığınızı söylüyorsunuz ama biz bunun yeterli olduğunu düşünmüyoruz. Dolayısıyla düzenli vergisini ödeyen mükelleflere yönelik muhakkak suretle bir iyileştirme yapılması lazım. İkincisi, vergisini ödeyemeyenler. Yani gerek Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik şartlar, gerekse kendi ticari faaliyetlerinden dolayı ödemek isteyip de vergisini ödeyemeyen mükellefler var. Bence kanun daha çok bunları kapsıyor, bunlara yönelik. Pandemi süreci içerisinde siz yıllık 4.2 faiz uyguladığınızı ifade ediyorsunuz. Bizim önerimiz mümkünse bu zor şartlar altında bu mükelleflerde mümkün olduğunca hiç faiz alınmadan bu borçların yapılandırılması. İkincisi, bununla ilgili bir takviminiz var. Pandemi süreci bitti mi? Bitmedi. Ne zaman biteceğine dair bir fikir var mı? Yok. Dolayısıyla ödeme başlangıcının mümkün olduğunca hiç olmasa yıl sonundan itibaren, o zamana kadar pandemiyle ilgili de bazı konular netleşir. Ona göre bir ödeme planı yapılmasında biz fayda mütalaa ediyoruz. Üçüncüsü, vergisini ödemeyenler. Bak, ikincisi ödeyemeyenlerdi, üçüncüsü ödemeyenler. Yani bunu alışkanlık haline getirip nasıl olsa ileride bir af çıkar deyip kötü niyetli olanlardan bahsediyorum. Şimdi bunlara yönelik, tabii vergiye uygulanan faiz oranları da düşük olduğu için bunu bir noktada finansman olarak kullanıyorlar. Göreceksiniz, şu an müktesef hale gelmiş olan borçlarını bu sizin uyguladığınız 0.35'te, yani yıllık 4 faiz üzerinden olan rakamları ödeyecekler. Bundan sonra doğacak KDV, vergi ve diğer sorumluluklarını yerine getirmeyecekler. Nasıl olsa bundan sonra da yine bir şey çıkar diye bekleyecekler. İşte bütün bu hengamede eğer bu işler doğru düzgün olsa, doğru düzgün bir vergi sistemimiz olsa, inanın hiç bunlara gelişmiş ülkelerde olduğu gibi biz de muhatap olmayacağız. Size mesela basit bir düzeltmeden söyleyeyim. Vergiyi doğuran en büyük sebeplerden biri gayrimenkul alım satımları. İşte %2 alan, %2 satan ne oluyor? Herkes biliyor. Bu salondaki herkes de biliyor ki herkes bir gayrimenkul alırken gidiyor belediyeye, bunun rayiç bedeli neyse rayiç bedeli üzerinden işlemlerini yapıyor. Aradaki fark işte sizin bu söylediğiniz gayri resmi yasal olmayan matrahlar oluşturuyor. Ben size bir öneride bulunuyorum. Diyorum ki gelin mesela bu gayrimenkulle ilgili alışverişleri %2 değil sıfırlayın Sayın Başkanım. O matrah artışından dolayı alıcıda satıcıda da hiçbir problem olmaz. Gerçek rakamlar üzerinden ticaret döner. Gerçek rakamlardan alışveriş üzerinden de o matrah artışı ile beraber herkes üzerine düşen vergisini de öder, sorumluluğunu da yerine getirir. Uzun vadede ben bu işten daha yüksek seviyede devletin istifade edeceğini düşünenlerdir. Yine aynı şekilde bugün biliyorsunuz devletten KDV alacağı olan bir sürü arkadaşımız var. Bir sürü yatırımcı, iş adamı arkadaşlarımız var. Bakın, bu KDV'yi devletten istemenin bir yolu var. Diyorsunuz ki tamam, müracaat ediyorsunuz, inceleyin. Bu incelemenin sonunda KDV alacağını, vergi ve SSK borçlarınıza
saydırabiliyorsunuz. Ben diyorum bakın burada size somut bir şey söylüyorum. Her iki tarafta devlet. Her iki tarafta devlet olduğuna göre demek ki benim Doğan KDV alacağımı devlet benim Doğan SSK ve vergi borçlarına saysa ne olur? Hiçbir şey olmaz. Bakın ekonomiye çok ciddi bir hareket kazandırmış olursunuz. Ama şimdi öyle değil. Siz bu incelemenin sonucunu bekleyin. İncelemenin sonucunda alacağınız kesinleşir. Bu kesinleşen alacağınızı vergi ve SSK borçlarına saydırabilirsiniz diyorsunuz. Ama bugünkü ekonomik şartlar içerisinde yani neticede devlet açısından bir şey değişmiyor. Bir taraftan KDV'yi öderken bir taraftan da vergi ve SSK'yı tahsil ettiğine göre bir elinden verdiğini öbür eliyle alacak ama bunun ekonomiye çok ciddi katkısının olacağını hepimiz biliyoruz. Yine buna paralel sicil affı. Yani bugün biz ne kadar bu sicil affını çıkarırsak çıkaralım özel bankaların muhakkak kendilerine göre bir kriterleri var. Diyecekler ki bu da normaldir. Yani ticaret kendi kuralları içerisinde cereyan eder. Biz sicil affını getirsek bile gelsin buna gelmesin diye yani bir şeyim yok. Ama ben genel manadaki piyasadaki uygulamalardan bahsediyorum. Muhakkak onlar özel bankalar kendilerine göre bir portföy oluşturacaklar. O portföy üzerinden işte aynı durum, aynı şartlara göre kredilendirmeyi yapacaklar. Buradaki mesele şu, geçmişte sıkıntı yaşamış şirketler bütün borçlarını ödemiş olmalarına rağmen hala bunlarla ilgili işte 10 sene önce bir çekin yazıldı, bir senetin protesto olduğu gibi belki bunlar orta yerden kalkarsa bir nebze yani normal işini yoluna koyanlar için söylüyorum bir anlam ifade edebilir. Ümit ediyorum ki devlet bankalarında bu siciller silindiği andan itibaren kötü niyetli uygulamalar olmaz. Bütün endişemiz bu. Yoksa ticaret kendi kuralları içerisinde cereyan eder diye düşünüyoruz. Tabii bu kanunun getirdiği başka bir şey daha var. Yani siz matrah artışı da dahil bundan istifade etmiş olsanız bile cezai sorumluluktan kurtulamıyorsunuz. Yani diyor ki tamam bunun vergi kaçırmanın ayrıca bir yasal bir boyutu var. Bir hapis cezası var. Yani bütün bunlardan istifade etmiş olsanız bile bu işin maalesef cezai sorumluluğundan kurtulamıyorsunuz. Yine davalar meselesi var. Onu üçüncü madde üzerinde de söylemiştim. Diyorum ki iyi niyetli yani dava konusu olanları biraz daha aşağıya çekersek bu konuyla ilgili de muhakkak talepler oluşacaktır. Tabii bu yasadan yine inanın en fazla namusuyla, şerefiyle bu ülkede ticaret yapan esnafın bu yasaya en büyük katkıyı sağlayacağını siz de göreceksiniz. Zaten 6 ay önce ya bu matrah artışını getirin. Yani en azından insanlar bir miktar rahatlamış olur. Yani bütün bu zor şartlara rağmen sadece ve sadece inceleme yani bizi incelemeyin. Bir daha devletle uğraşmayalım. Hesapla kitapla uğraşmayalım. Göreceksiniz normal şartlarda vergisini düzenli ödeyen insanlar bu yasadan daha fazla istifade edecekler. Sadece aman başımız ağrımasın, başımız belaya girmesin. Normal şartlar altında ticaretimize devam edelim mantığıyla yine en fazla onlar bu konuda bundan istifade edecekler. Daha önceki de önerim vardı. Onu yine buradan yenilemiş olayım. Yani hiç ödemeyenler veyahut da ödemeyenleri kötü niyetleri bir tarafa bıraktık. Ama şirketler iflas etmiş. Yapacak bir şey yok. Hatta çoğu ebeveynlerin veraset intikal vergileri verasetlerde bile kabul etmediği ben artık babamın, şirketimin, bana doğan borcu da istemiyorum, alacağı da istemiyorum. 20 yıldır, 25 yıldır ödenmeyen borçlara yönelik daha önce belirtmiştim. Bu konuyla ilgili çalışma yapılabilir diye düşünüyorum. Yani 20 yılını doldurmuş artık alınması, tahsil edilmesi mümkün değil. Her borç yapılandırmada da gündeme geliyor. Aynı şeyler geçip gidiyor. Bununla ilgili cüzi ödemelerle, bunlarla ilgili %5, %10'la ödemeyle bunların tümünün ortadan kalkmasında da ben fayda görüyorum. Yoksa devletin yaptığı da yanlıştır. Bu borçlar nasıl devam ediyor? Devlet memuru
o borç ödeniyor gibi gösteriyor. Ne yapıyor? 1 lira yatırıyor, 25 kuruş yatırıyor, müvekkil adına yatırıyor. Devletin alacağı da devam etmiş gibi oluyor. Normalde böyle ödenen, gerçekleşen bir şey yok. Ama bu konuyla ilgili ciddi bir çalışma olursa iyi sonuçlar alınacağını ümit ediyorum. Ben kanunun hayırlı uğurlu olmasını diliyor, yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum.